Üniversitemiz son 20 yıl içinde gerek Kırgızistan'da gerek Orta Asya'da engin bir tecrübeye sahip olmuştur. Bugün 5 kıtada 32 farklı ülkede çalışmakta olan mezunlarımız bu tecrübenin önemli bir göstergesidir. 20 yıl içinde üniversitemiz Türk dünyasından, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen gençlerin buluştukları, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdikleri ve böylece Türk dünyasının geleceğinin inşa edildiği çok önemli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Üniversitemizin sahip olduğu bu tecrübeyle başarılarını çok daha ileri noktalara taşıyacağına olan inancım her geçen gün güçlenmektedir. Yüksek okulumuz Nisan ayı içerisinde Kırgızistan'da bir ilke imza atarak Kırgızistan yemek kültürünün tanıtımına çok önemli katkı sağladı. Bu bağlamda yüksek okulumuz ile birlikte. Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde Ulusal Kurut Festivali'nin ilki Kırgızistan'da düzenlendi. Kırgızistan'ın 7 farklı bölgesinden yüzlerce katılımcı bu festivale iştirak etti. Böylece gastronomiye ilgi duyan, yemek kültürüne ilgi duyan kişileri, yöneticileri, girişimcileri bir araya getirme fırsatı bulduk. Aynı zamanda bu etkinliğimiz medyada da geniş bir şekilde yer aldı. Diğer taraftan Kırgızistan turizm sektörünün gelişmesi için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Örneğin bunlardan birisi Orta Asya'nın en modern turizm enformasyon merkezine, Kırgızist, merkezini Kırgızistan'a kazandırmaya yönelik. Bu projeyi şahsen üstlenmiş durumdayım. Projenin tasarımını gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Kırgızistan Turizm Bakan Yardımcımız Azamat Caman Kulov ile birlikte e, az önce ifade ettiğim gibi Orta Asya'nın en modern e, turizm enformasyon merkezini e, buraya kazandırmak için çalışmalarımız başladı. E, bu enformasyon merkezinin tamamlanmasıyla birlikte e, Kırgızistan'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin e, ülke hakkında daha detaylı bilgi alması, internet hizmetinden faydalanması, hediyelik eşya e, satışları veya konser biletlerinin Alınması gibi hizmetleri turistler buradan edinebilecekler. Projenin bir an önce hayata geçmesini ve Kırgızistan turizmine kazandırılmasını diliyorum. Şüphesiz okulumuz sadece Kırgızistan'da değil, uluslararası anlamda da birçok etkinliğe katılmaktadır yıl içerisinde. Örneğin yakın bir zamanda Türkiye'de Bolu'nun Mengen ilçesinde gerçekleşen ikinci ulusal aşçılık kampına. Gastronomi Bölüm Başkanımız ve iki öğrencimiz e, üniversitemizi temsilen katıldı. Yaklaşık 500 kişinin e, katıldığı ve aralarında çok önemli aşçıların bulunduğu e, etkinlikte, üniversitemiz 42 üniversite arasında tek uluslararası e, eğitim kurumu olarak yer aldı. E, gerek öğrencilerimizin gerek öğretim elemanlarımızın e, bu tür uygulamalı eğitimlere katılarak e, tecrübe kazanmalarını ve bu elde ettiği tecrübeleri Kırgızistan'a aktarmalarını bekliyoruz. Elbette bu e, katıldığımız uluslararası etkinlikler bir takım bilimsel toplantıları da kapsıyor. E, nitekim Nisan ayının e, sonlarına doğru İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne e, ben yüksekokul müdürü olarak ve aynı zamanda Seyahat İşletmeci Bölüm Başkanımızla birlikte e, katıldık. E, bu sempozyumda e, aynı zamanda düzenleme kurulu üyesi olarak e, yer aldım. E, ve üniversitemizi bu tür toplantılarda e, temsil etmek e, bizleri her zaman gururlandırıyor. Yine Haziran ayının e, başında e, Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleşen ikinci e, uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu'na okulumuzdan 10 öğretim elemanı olarak e, katıldık. Bu Türk Dünyası Turizm Sempozyumu'nun üçüncüsü 2017 yılı içerisinde e, üniversitemizde, yüksekokulumuzun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Buradan bu vesileyle gerek tüm turizm akademisyenlerini, gerek sivil toplum kuruluşlarını, gerekse de turizm işletmesi yöneticilerini şimdiden etkinliğimize davet etmek istiyorum. Öte yandan öğrencilerimizin elde etmiş olduğu bir takım ödüller de bahsetmek istediğim konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 2. Sınıf Öğrencimiz Akbi Akmatov, Nisan ayı içerisinde Kırgızistan'ın Celalabad kentine düzenlenen bir Bilimsel toplantıda sunmuş olduğu Kırgızistan'da dağ turizmi potansiyeli adlı bildirisiyle en iyi sunum ödülüne, ödülüne layık görüldü. Yine seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğrencilerimizden Zalkar Amanov ve Akif Korkmaz adlı öğrencilerimiz hazırlamış oldukları Public VG isimli projeleri Genç Girişimciler Proje Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazandı. Buradan her iki öğrencimizi de yürekten kutluyorum. Okulumuz yıl içinde çok önemli bir ödülün sahibi oldu. Kırgızistan'da otel, restoran ve catering işletmelerini bir çatı altında toplayıp faaliyetlerini koordine eden ve yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaşan Horek adlı medya kuruluşu 2015 yılının en iyi otel, restoran ve catering işletmelerini özel bir gecede ödüllendirdi. Bu özel gecede yüksek yüksekokulumuz, Sektöre eğitim danışmanlığı yapan en iyi ve Tek Turizm Eğitim Kurumu ödülüne layık görüldü. Aynı şekilde topluma hizmet anlamında sektöre katkı sağlayan Tek Turizm Eğitim Kurumu ödülünü yüksek okulumuz bu özel gecede kazanmış oldu. Okulumuz Kırgızistan'da turizm eğitimi veren kurumlar arasında topluma hizmet konusunda öncü bir kurumdur. Bu seneki en önemli faaliyetimizi Antalya'da gerçekleştirdiğimiz topluma hizmet projesi olarak nitelendiriyorum. 2015 yılının Ocak ayı içerisinde Kırgızistan'daki 20 farklı otelin üst düzey yöneticisini, Türkiye'nin Antalya kentinde faaliyet gösteren 5 farklı 5 yıldızlı otelde yürütülen operasyonları yerinde görmek üzere Antalya'ya götürdük. Bu proje kapsamında Antalya'daki nitelikli otellerden elde edilen tecrübelerin Kırgızistan'a aktarılmasını ve burada hizmet sektörünün gelişimine ivme kazandırılmasını bekliyoruz. Elbette Kırgızistan'da turizm sektörünün nedenle önemli olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda daha yapacak çok işimizin olduğunun bilinciyle tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.